Evet, ilk önce tabii ki bugün Babalar Günü. Dolayısıyla tüm babalarımızın Babalar Günü'nü bir kez daha kutlamak istiyorum. Vefat eden ve aramızda olmayanlara da bir kez daha onları yad ediyorum. Onlara minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Evet, 3 gündür Antalya'dayız. Antalya'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak burada Antalya Diplomasi Forumu'na katıldık. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Antalya'daki altyapıyla, Antalya'daki imkanlarla binden fazla misafirin ağırlandığı ve çeşitli farklı konferanslarla, farklı toplantılarda dünya ilişkileri ve açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür. Dolayısıyla bu toplantıda burada Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Afrika ülkelerinden tutunuz da Türkiye Cumhuriyetleri ve diğer farklı ülkelerin de bulunduğu bir toplantıda biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hem yapılan bir konferansta Kıbrıs davasını anlatma fırsatı bulduk. Aynı zamanda çeşitli ikili görüşlerle hem ben Cumhurbaşkanı olarak hem Tahsin Ertuğrul Dışişleri Bakanı olarak çeşitli toplantılarda Kıbrıs meselesini anlatmaya çalıştık ve karşılıklı olarak Kıbrıs davasının hangi aşamada olduğunu, Kıbrıs Türklerin davasının ne olduğunu, Türkiye ile olan ilişkilerimizin nasıl geliştirilmekte olduğunu, bütün bunları anlatma fırsatı bulduk. Bunlar da gerçekten böyle toplantıların ne kadar faydalı ve yararlı olacağını bir kez daha göstermiştir. Çünkü bizim artık siyasetimiz açık ve nettir. Siyasetimiz iki devletli bir siyasettir. İki ayrı bağımsız devletin ancak işbirliğiyle Kıbrıs'ta bir çözüm olabileceğini. Zaten bu toplantılarda da artık dünyanın eski dünya olmadığını, bir takım önemli gelişmelerin olmakta olduğunu ve olacağını, dolayısıyla farklı dengelerin mutlaka kurulması gerekeceğini gibi gerçekten farklı cumhurbaşkanları, farklı dışişleri bakanları hep bunları anlatmaya çalıştılar. Dolayısıyla biz de yeni siyasetimizi bu ortamda anlatma fırsatı bulmak suretiyle Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı davasının bir kez daha bu fırsatı değerlendirerek çeşitli farklı ülkelere, onların temsilcilerine anlatma fırsatı bulduk. Ben gerçekten böyle bir toplantıda bulunmaktan dolayı çok mutluyum, çok memnunum. Şu anda isimlere giremeyiz ama bunları da bir çalışma sonrası açıklayacağız. Görüştüğümüz çeşitli farklı cumhurbaşkanlarını, dışişleri bakanlarını, farklı gerçekten kanaat önderlerini. Çünkü dünyada da dünya siyasetine yön veren çok farklı ve etkin kanaat önderleri vardır. Onlar da bu toplantıda gerçekten büyük katkı koymuşlardır. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kez daha kutlamak istiyorum. Böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için ve tabii ki bu toplantının her yıl devam etmesi noktasında bir beklenti vardır. Çünkü Antalya o kadar gerçekten bir dünya kenti olmuştur. Bir turizm bir bakıma başkenti ama aynı zamanda da imkanları ile otel altyapıları ile konferans salonları ile dijital gelişmeleri en iyi şekilde uygulayabilecek kapasitesiyle ve orada da gördük Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ve tabii ki diğer bürokratlarının nasıl binlerce insanı ağırlayabilecekleri farklı farklı toplantı salonlarında aynı anda hem dijital ortamda hem de oradaki düzenin kurulmasıyla doğru mesajların bütün dünyaya nasıl yayılacağı noktasında muazzam bir altyapı, muazzam bir insan potansiyeli ve kapasitesi orada gördüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'deki bu kapasitenin fevkalade bir şekilde yönetildiğini de mutluluk içerisinde izledim. Dolayısıyla ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve arkadan dolayı kendilerine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve inşallah böyle toplantılarda tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etmekten duyacağım mutluluğu ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.